Arkadaşlar gece gece video başlatıyorum. Gecenin 3'ü ve gerçekten neden video başlatmayayım diye kendimi bir sorguladım. Uyuyakalmışım koltukta. 11 falan da uyuyakaldım da sanırım en son saat 10'u hatırlıyorum. Kalktığımda 2 küsürdü. Dedim hazır uyanmışken Haydut'un mamasını hazırlayayım. Çünkü uyanamasaydım büyük ihtimal çok büyük sıkıntı olacaktı. Haydut aç olacaktı bütün gün. Ağlayıp duracaktı. Yeni taşındık bu arada. Taşıma sürecinden ne? İlerleyen zamanlarda bahsedeceğim ama şu an değil. Şu an bu kadar detaylı konuşmak için ayık değilim. Haydut'un mamasını hazırlayacağım. Köfteleri koyacağım. Üzerine mama ekleyeceğim. Kendimi de bu arada doyurmadan edemeyeceğim. Şöyle bir tane sosisi de hazırladım. Gerçekten güzel gözüküyor. Normalde hardal da sıkardım da ballı hardal olsaydı. Normal hardal biraz acı oluyor. O yüzden çok uğraşmak istemedim. Şu anda şöyle koyayım. Öncelik Haydut'un maması. Haydut zaten bunu yedikten sonra ben gitmeden önce onu bir tuvalete çıkartıyorum. Öyle bir sürecimiz oluyor. Eve yeni taşındığımız için bir alışma adaptasyon sürecimiz var. Daha hala alışamadı. Büyük ihtimalle birazcık uzun sürecek. Öyle. Şimdi neyse daha fazla lafı uzatmadan mamasını hazırlayayım. Ben de bu arada kendim karnımı da doyurayım. Sosisli sosis almıştım bugün. Sosisli yaparım diye. Bu saate kısmetmiş artık. Şimdi bunu yerken de televizyonda bir şeyler açarım büyük ihtimalle. Onu izlerim. O zaman Haydut'un mamasını hazırlamaya başlayayım artık. Haydut'a yeni mama aldık. Bu mamayı daha önce denedik. 2 kiloluğunu aldık. Haydut beğendi. O yüzden tekrardan bunu alalım istedik. Çünkü içerisindeki herhalde özü beğendi. Yani akanayı beğendi. O yüzden bundan devam edelim istedik. 17 kiloluğuyla. Ama dün bunu taşırken tek tırnağım gördüğünüz gibi koptu. Şöyle yeni yaptırmıştım ama ne yazık ki gitti. Şimdi bu mamadan ilave edelim. Bir ölçü daha ekleyeceğim. Bu ölçü yeterli gelmeyecek. Ben yine ekliyorum. Haydut yiyebildiği kadarını yiyor. Yiyemediği kalıyor. Onu ayırıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Hem doyduğunu anlamış oluyorum bu sayede. Mamamız hazır. Şöyle kenara bırakayım. Haydut. Hadi gel mamanı ye. Kalk. Gel. Hadi kalk. Kalk mama. Maman orada bak. Hah. Hadi mama. İn aşağıda. İn aşağı. Gel. Gel maman hazır. Bak mama. Gel. Gel oğlum. Gel. Bakalım. Önce bir kokusuna bakması lazım. Öyle bir huyumuz var. Aa. Hayır. Burada mama. Bak. Köfte var bunda. Ha? Hadi bekliyorum. Hayır, hayır. Geliyorsun. Hadi. Gidecek bu. Neyse ben ona bir mamasını yedireyim. Daha sonrasında görüşürüz. Haydut'u doyurduğuma göre artık kendimi de doyurabilirim. Şöyle sosislim hazır. Yanında da kola koydum. Gece gece deli bir kaçamak yapıyorum şu anda. Ne oldu oğlum? Ben sana mama verdim. Senin maman da güzeldi. Bana böyle söylenemezsin. Tamam. Sen mamanı yedin. Sıra bende şimdi.
Yeniden merhaba, giyindim, hazırlandım. Gece tekrar uyuyakalmışım bu arada. Böyle yarım yamalak uykuyla duruyorum ama iyi geldi. Ne yalan söyleyeyim, uyumak iyi geldi. Aydut da dizimin dibinden ayrılmıyor çünkü tuvaleti geldi. Değil mi oğlum? Tuvaletin geldi mi? Geldi değil mi? Tuvaletin geldi mi Aydut? Gelmiş. Şimdi onu tuvalete indireyim. Biraz yürüteyim. Sonrasında onu eve bırakacağım. Ben de işe geçeceğim. Bu şekilde olacak videonun sonu da. O zaman Haydut'u hazırlayabilirim. Az kalsın anahtarı düşürüyordum. Bu arada biz 11. katta oturuyoruz. 12 katlı zaten bina. Elektrikler gidince 11. kattan aşağı inmek en zoruymuş. Bunu geçen gün test etmiş olduk. Haydut'la birlikte şimdi dışarı çıkıyoruz. Ona tuvaletini yaptıracağım. Eve geri bırakacağım. Hava da buz gibi. Evde mışıl mışıl sıcacık sıcacık uyusun. Hadi bakalım yürü. Gel. Hayır gel. Gel 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 gel. Yürü. Yürü. Hayır. Gel şuraya. Evet, Haydut'u eve bıraktım, işe geçiyorum. Videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki günlük vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.